Buyurun, ne alırsınız? Birini bekliyorum. Tabii efendim. Efendim. Al bakalım Fatih. Halide Sabri'yi aldık. Durumu iyi, merak etme. Ama bir hastaneye götüreceğiz. Neredesin sen? Ben haber çıkmayınca Burak'ı aradım. Sahildeki restorandayım buluşmak için. Halide, Burak Sabri'yi aldığımızı öğrenmeden hemen çık oradan. Geliyor, kapatmam lazım. Halide, çık oradan. Halide! Halide! Abi, Sabri sizde. Ali Rıza, hayırdır? Ali Rıza. Ali Rıza nereye? Aslanım, nereye gidiyorsun? Bir şey söyle. Ali Rıza! Ali Rıza nereye ya? Oğlum! Abi, iyi misin? Hadi çabuk, al şunları. Yetiştirelim hastaneye, çabuk. Biraz geciktim, kusura bakma. Sizin babamla derdiniz ne? Ara bana, çok sevindim Halide. Çok mutlu oldum. Sabri için de olsa... Çok sevindim. Babam her şeyini size bırakıp köşesine çekilmedi mi? Daha ne istiyorsunuz bu adamdan? Babanla bir derdimiz yok. Senin baban benim amcam sayılır. Burak, seninle doğru düzgün konuşmaya çalışıyorum. Babamın 30 yıllık emektarını alırsan savaş çıkacağını herkes bilir. Bunu niye yapıyorsunuz? Tabii şimdi herkesin kendine göre geçerli sebepleri var. Babam biliyorsun biraz temkinli bir adamdır. Haşmet amcamın yaşlandığını düşünüyor. Sabri'nin kullanıldığını, oyuna geldi. Konsorsiyuma birilerinin çomak sokmaya çalıştığını düşünüyor. Ha, ben ne düşünüyorum? Baban, babam, Sabri, diğerleri, işimize çomak sokanlar falan filan. Bunlar benim umurumda değil. Benim için önemli olan tek şey... Sensin Halide. Ben şu an dünyanın en güzel manzarasına karşı dünyanın en güzel kadınıyla birlikteyim. Benim için önemli olan bu. Geriye kalan her şeyin nasıl sonuçlanacağı senin seçimlerine bağlı. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Karar senin. Ne içiyoruz?
Acele karar vermeni istemiyorum Halide. Teklifim bir kez olsun. Güzel bir düşün. Sen nasıl istiyorsan her şey öyle olacak. Sana söz veriyorum. Biz çıkar çıkmaz taksici Sabri'yi almış. Öyle bir şeyi bana nasıl yaparsın Halide? Sen bu yüzden mi beni aradın? Bu yüzden mi çağırdın buraya? Bu mekandan kopartıp Sabri'yi kurtarmak için plan mı yaptın? Taksiciyle ortak bana oyun mu kurdun? Sen o herifle nasıl işbirliği yaparsın? Sen ne karışıyorsun Halide? O herifin benim karşıma çıkmaya cesareti yok mu? Burak Ersoylu. Ya beyefendi, oluyor mu böyle? Ha? Ağzımızın tadıyla şurada iki lokma yemek yemeye geldik. Maşallah mekanı serseriler bastı. Biraz seçici olun. Yani siz her önünüze geleni alıyor musunuz içeri? Hayır, herif gelmiş, rahatsız ediyor şimdi. Ne yapacağız? Şimdi kolunu bacağını kırdıracağım, dövdüreceğim. Dışarıda magazinciler vardır. Çekecekler, sonra manşet atacaklar. Burak Ersoylu garibanın birini ezdi diye falan filan. Ya alın bunu, alın götürün bunu. Yeter artık, kendine gel. Beyefendi, uzatmayalım. Çek lan elini. Beyefendi, çıkın dışarı. Beni mecbur etmeyin. Sakın, sakın! Abi. Rıza. İnsanlar var abi. Rıza, abi insanlar var. İnsanlar var. Rıza, lütfen sakin ol. Hayır Rıza, lütfen, lütfen. Babama sen mi haber verdin Fiko? Ya. Efendim baba. Efendim Oğuz. Babam bir şey yok değil mi? Ali Rıza. Çok kötü şeyler oldu. Haşmet Gürkan ofisimi bastı. Haşmet Gürkan'ın seninle ne işi var? İşte Murat Ersoylu kaçırmaya gelmiş. Anlamadım. Onun orada ne işi var? Ya anlatamıyorum ben şu an gerçekten. İyi misin sen? Değilim. Ali Rıza, sana çok ihtiyacım var. Şimdi bizi emniyete götürüyorlar. Ne olur gel. Tamam sakin ol. Geliyorum. Tamam geliyorum. Dua et, işim çıktı. Seninle sonra görüşeceğiz. Haberin var herhalde değil mi Halide? Gidelim mi? Ben seninle hiçbir yere gitmem. Bundan sonra da artık babamı rahat bırakın.
Dua et, işim çıktı. Seninle sonra görüşeceğiz. Haberin var herhalde, değil mi Halide? Gidelim mi? Ben seninle hiçbir yere gitmem. Bundan sonra da artık babamı rahat bırakın. Rıza, benim emniyete gitmem lazım. Ali Rıza! Ali Rıza ne oluyor? Ali Rıza! Ali Rıza ne oluyor? Ali Rıza! Ali Rıza ne oluyor? Durur musun? Ali Rıza! O psikopat sana zarar verecek diye ne kadar endişelendim biliyor musun? Ben sana endişelenecek bir şey olmadığını söyledim. Onunla sadece babam için görüştüm. O kadar. Halide, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır, dalga falan geçmiyorum. Ayrıca kimsenin de beni korumasına ihtiyacım yok. O herif madem senin oturup karşılıklı yemek yiyebileceğin bir adamdı, ben bunca şeyi boşuna mı yaşadım? Olanlardan sen de herkes gibi beni sorumlu tutuyorsun yani, öyle mi? Ben insanları yaptıklarından sorumlu tutarım, yapmadıklarından değil. Babam için onunla görüştüm. Bu mu yani benim suçum? Ne geçti eline? Ha? Baban emniyete düşmüş Murat Ersoylu ile birlikte. Neyi çözebildin? Ha, sen gelmeseydin çözecektim belki. Sen gelmeseydin, babam Murat'ı kaçırmaya kalkmasaydı çözecektim belki. Her şey öyle kırıp dökülerek çözülmüyor. Ama babamla sen de dünyayı sadece kendi etrafınızda dönüyor sanıyorsunuz, o kadar. Bana biraz zaman ver dedim sana. Sadece biraz zaman ver. Bak, Sabri güvende, hastanede. Ha, bitti yani bütün sorunlar, çözüldü öyle mi? Artık Burak da ailesi de bizi rahat bırakacak öyle mi? Hayır, değil. Peki o zaman ne yapacaksın? Kapımın önünde beni korumak için nöbet mi tutacaksın? Gerekirse evet. Ne gerekirse evet? Sence ben öyle bir kadın mıyım? Kapısının önünde onu koruyacak bir adamla evinde çaresizce bekleyecek bir kadın mıyım ben? Öyle bir şey söylemedim. Ama öyle olsaydı ne kadar kolay olurdu değil mi? Bak, ben doktorum. Üstelik Haşmet Gürkan'ın kızı olan bir doktor. Ve babamın da senin de tahmin bile edemeyeceğiniz sorunlarla boğuştum. Boğuşmaya da devam ediyorum. O yüzden kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok. Müzik.